Girizih'in YouTube kanalımızın çok değerli takipçileri, hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün huzurlarınızda çok değerli dostum Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamla beraberiz. Kendisiyle İstanbul Üniversitesi ortaklığımız var. O günlerden tanışıyoruz ama uzun zamandır yüz yüze görüşemedik. Artık çevrimiçi bir sohbet, bir söyleşi yapacağız kendileriyle. Hocam hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk Hüseyin Hocam. Çok teşekkür ederim. Böyle bir girişiminiz için de sizi kutluyorum. Hem felsefe gibi oldukça uzun süre teorik çalışmalarda bulundunuz. Onları sürdürüyorsunuz. Ama onunla yetinmeyip toplumun pratik meseleleriyle de ilgilenmeniz, bu bilgileri buraya da transfer etmeniz, sosyal mesuliyet açısından çok önemli. Bu açıdan da tebrik ediyorum size. Hayırlı olsun diyorum. Sağ olun hocam, ben de teşekkür ediyorum. Çok değerli hocam, şimdi son 20-25 gün içerisinde iki önemli ismi kaybettik. Başkaları da var esasen. Tabii hepimiz ölümlüyüz. Fani dünyada bize ayrılan zamanı tamamlayıp öbür tarafa göçüyoruz. Bu iki isimden birisi Sezai Karakoç, birisi de Teoman Duralı hocamız. İkimiz de tanıyoruz. Biz bugün Sezai Karakoç bağlamında söyleşeceğiz hocam sizinle. Benim bilebildiğim kadarıyla ve bu kanalda da ben yayımladım. Sezai Karakoç Üstad'ın sosyolojiye meyilli olduğu gençlik döneminde, hatta bizim İstanbul felsefeye kayıt yaptırdı ama ailenin sosyal efendim iktisadi şartları dolayısıyla devlet yatılısı imkanından yararlanmak adına Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne intikal ettiğini kendi sesiyle, sözüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yani bir sosyoloji ortak paydanız var Sezai Karakoç üstadımızla. Biz bugün sizinle diriliş düşüncesi ve Sezai Karakoç üzerine bir sosyolog gözüyle konuşmuş olacağız. Ben sözü uzatmadan hemen size devredeyim hocam. Buyurun, Sezai Karakoç ve diriliş düşüncesi. Ben de üstadla 2 sene önce, 2-3 sene önce tevafuk oldu. Fındıkzade'de oturuyordum. Fındıkzade durağında üstadla karşılaştım. Selam verdim. Her zamanki gibi elinde bir poşet çantası vardı. Ondan sonra beraber tramvayla yolculuk yaptık Beyazıt'a kadar. Bu dediğiniz bilgileri bize kendisinden de aldım. Ben sosyoloji falan deyince, sosyolog deyince ben de diyor senin fakültende okuyacaktım diyor. Geldim diyor felsefeye kayıt yaptım. Sonra dediğiniz gibi şartlar olmayınca burayı bırakmak zorunda kaldım. Ama hakikaten Sezai Karakoç yeniden baktığımda yıllar önce ben açıkçası köyümde daha ortaokuldayken beyaz kitaplarıyla karşılaşmıştım. O zaman yeni yeni tanışmaya başlamıştım. Sonra üniversitede okumaya başladım Sezai Bey'i. Şimdi yeniden baktığımda dediğiniz şeyin çok belirgin olduğunu görüyorum. Sosyoloji müktesebatı. Üzerinde duracağımız aslında diriliş meselesi de bununla çok yakından ilgili. Bir yönüyle aslında Sezai Karakoç hiç üzerinde durmadığımız bir diriliş sosyolojisi arayışı içinde. Belki bizim de eksikliğimiz, üzerinde çalışmadığımız bir konu. Bundan sonra mesela hemen ilk aklıma gelen Sezai Karakoç'un bu diriliş perspektifinde nasıl bir toplum tahayyülü ortaya koyduğu, diriliş sosyolojisi nasıl kurduğu konusunda çalışmalar yapmak. Ve onun mesela diriliş üzerinden yine baktığımız zaman, biliyorsunuz 19. yüzyıldan sonra 20. yüzyılın başında çağdaş İslam düşüncesinde Rönesans, diriliş, uyanış, aydınlanma çok gündeme gelen bir konu. Meşrutiyet dönemi İslamcıları da bunun üzerinde duruyor. Efendim Arap dünyasındaki tabii o zamanlar Meşrutiyet döneminde bütün Arap dünyası Osmanlı bir parçası. Bu çerçevede orada da gündeme geliyor. Sonra işte Rönesans kavramını Muhammed İkbal de kullanıyor. Nurettin Topçu da kullanıyor.
Sezai Bey de İslam Rönesansı'ndan bahsediyor. Bu aslında ortak zaman içinde ortak bir İslam düşüncesinin varoluşunu anlatıyor. Sezai Karakoç da bunun içinde çok önemli bir şahsiyet, çok önemli bir düşünce adamı. Ve bu Rönesans'ı diyelim ki Arap milliyetçiliği bazı perspektifi çerçevesinde yapılandırıyor. Ve orada Arap milliyetçiliği temelinde bir uyanışı, bir dirilişi gündeme getiriyor. Fakat Nurettin Topçu'nun bahsettiği Rönesans, hatta Said Halim Paşa'nın bahsettiği İslam Rönesansı, Muhammed İkbal'in bahsettiği Rönesans, bunun bir daha, bunların Rönesansı İslam merkezi bir Rönesans anlayışı. Yani İslam'dan ilham alarak toplumu aydınlatmak. Sezai Karakoç da burada daha özelleştiriyor meseleyi ve diriliş kavramıyla gündeme getiriyor bunu. Diriliş bizde çok önemli bir düşünce yine bildiğiniz gibi. Kelamın temel konularından birisi. Ama kelamın temel konusu olan bir meseleyi Sezai Karakoç toplumsal hayata taşıyor, transfer ediyor. Toplumun yeniden dirilişini gündeme getiriyor. Yani öldükten sonra diriliş yerine dünyadayken dirilmek. Neden? Çünkü İslam dünyası Osmanlı'nın parçalanmasıyla birlikte çok ciddi anlamda emperyalizmle karşı karşıya kalmış, işgal edilmiş, parçalanmış, cehaletle, geri kalmayla yüz yüze kalmış ve buradan çıkmak için de arayışlar var. Ve Sezai Karakoç'a göre buradan kurtulmanın yolu bir dirilişle mümkündür. Diriliş perspektifi, bilinci ortaya koyduğu zaman biz buradan çıkabiliriz. Bulduğu çıkış yolu da bu. Ve enteresan, kitaplarından çokça bu ismi kullanır. Diriliş muşçusu, İslam'ın dirilişi, diriliş neslinin amentüsü. Mesela bu çok önemli bir kitap. Diriliş neslinin amentüsü birkaç açıdan önemli. Sadece başlığa baktığımız zaman da bir amentü. Amentü bizde değil mi? İmanın esasları. Sezai Bey de buradan nazire yapıyor yine. Diriliş neslinin esasları. Yani olmazsa olmaz ilkeleri, değişmez ilkeleri. Felsefede adeta arşe diyorsunuz ya. Yani arşesi, özü nedir? Bu kitapta üzerinde duruyor, dikkat çekiyor ve aslında Sezai Karakoç'un temel felsefesini, temel dünya görüşünü, temel İslam anlayışını ortaya koyan bir metin bu. Diriliş onu belki fikriyat olarak en iyi tanımlayan kavramdır bence. Bazıları muhafazakarlık diyor, devrimci muhafazakarlık diyor. Bunlar Sezai Karakoç'u anlamaktan öte kendi zihnindeki algıyla Sezai Karakoç'a yapılan yakıştırmalardır açıkçası. Sezai Karakoç, Soğuk Savaş döneminin devrimci düşünce etkileri içinde yaşıyor ve dolayısıyla devrim kavramını kullanıyor. Ama muhafazakarlık Türkiye'de farklı tartışılıyor ama siz de bilirsiniz ki hocam, Roma Katolik Kilisesi'nin ideolojisidir muhafazakarlık en temelde. Yani Burke'ye veya Bonald'a baktığımız zaman temel kurucu düşünürleri, bunlar eski rejimi savunurlar. Yani sarayı, feodalizmi, efendim kilise düzenini savunurlar. Bunu değiştirmeye yönelen Rönesans'a karşıdırlar tümüyle. Sadece eleştirel değil, aydınlanmaya tümüyle karşıdırlar. Moderniteyi tümüyle reddedenler. Ama Sezai Karakoç'ta böyle bir şey yoktur. Sezai Karakoç Rönesans'ta der, aydınlanmada der, batıyla hesaplaşacağız der. Ama hikmet müminin yitik malıdır. Düsturandan da ilham alarak yararlanacağız diyor. Ve onu belki Necip Fazıl'dan ayıran en önemli özelliklerden birisi bu. Birçok kişiden, yani Cemil Meriç'ten de ayıran en önemli özellik, Kemal Tahir'den de ayıran en önemli özellik, adeta Meşrutiyet döneminin İslamcı düşüncesinin devamı gibi gözükür bu. Batı'yı da eleştirir, Doğu'yu da eleştirir. Ama Doğu ve Batı'yı kucaklayacak, işte Dicle ve Fırat merkezli ama bütün dünyaya açık bir medeniyet perspektifini savunur.
bunu dirilişle temellendirmeye çalışır. Son dönemlerde özellikle yoğun bir biçimde 80'lerden itibaren medeniyet düşüncesini daha yoğun bir biçimde gündeme getiriyor. Ve Türkiye'de medeniyet tartışmaları yürüyor biliyorsunuz. Bu medeniyet tartışmalarında aslında ilk tohumunu atan, perspektifini koyan, felsefesini ortaya koyan önemli bir düşünce adamı olarak Sezai Karakoç var. Hocam bu genel bir çerçeve çizdik. Sezai Karakoç'un işte Soğuk Savaş döneminde meşrutiyetten bu yana süreçler içerisinde onu bir yere oturttuk. Belli isimlerle kısa mukayeselerle de bunu yaptık. Hakikaten şimdi benim bu kanalda yayınlamış olduğum videoda şiir üzerinden sizin işaret ettiğiniz noktaya değiniyor. Diyor ki bizim divan şiirimiz, halk şiirimiz vardı, edebiyatımız vardı. Evet. Ben bunlara baktım, bunların artık bu dönemde çok işlevsel olmayacağını, devrini tamamladığını, işe yaramaz olduğunu gördüğüm için serbest vezinde efendim karar kıldım. Ben şiiri sanatı da zaten o sizin söylediğiniz belli idealler uğruna diriliş efendim düşüncesinin gelişmesi için istihdam ettim gibi bir sözü var. Yani muhafazakarlık özelliği Sezai Karakoç'ta biraz geri planda kalıyor. Tabii. Evet, evet. Eskiden olan bir şeyin yeniden diriltilmesi var orada. Muhafaza edilecek esaslar evet. Ama onları dönemin ve geleceğin şartlarına uyarlama da var. Siz bu noktayı türlü ifade ettiniz. Peki şimdi bu diriliş düşüncesi, felsefesi ve medeniyet ufku dediğimiz şeyin ana özellikleri, olmazsa olmazları, amentüsü diyelim onun kullanımı. Evet. Ana hatlarıyla bir ele alır mıyız hocam? Evet, bu çok önemli. Hakikaten Sezai Bey üzerinde yapılan konuşmalarda bunlar gündeme getirilmiyor pek bu aralar. Ama Sezai Karakoç yapan tam da bunlar aslında. Bu diriliş düşüncesinin amentüsü de bunu ortaya koyuyor. Mesela diyor ki, diriliş düşüncesi diyor çoğuldur diyor. Tekil değildir. Tekçi anlayışa sahip değildir. Farklı düşüncelere de mesela yer verir diyor. Diriliş düşüncesi diyor, ondan sonra eleştireldir diyor, kritiktir diyor mesela. Diriliş düşüncesi bir ruh düşüncesidir. Metafiziği olan bir düşüncedir. Ruhu merkeze alır. Maddeyi bile ruhtan kalkarak ele alır, öyle bakar ve öyle yorumlar. Dolayısıyla yoğun bir biçimde kapitalizm ve komünizm eleştirisi var. Bu ikisini yaşadığı dönemi de dikkate aldığımızda Türkiye'de ve İslam toplumlarına çok hakim ideolojiler. Bu ikisini de eleştiriyor ve bunun dışında üçüncü bir yol olarak diriliş düşüncesini savunuyor. Diriliş düşüncesi çağdaş bir kandildir. İfade ona ait. Hüseyin Hocam çok enteresan. Çera diyoruz ya. Evet. Çağdaş kandil ifadesi önemli. Batı'yı çok eleştirir, modern düşünceyi eleştirir ama çağdaş kandil derken çağdaş kavramı yani insanın yaşadığı tarihi dönemin idrakiyle de mütesanip olması, onunla bir hissiyat içinde olması ve o ruhla gelen ışığı, nuru kandil olarak sunması. Dirilişi böyle çok güzel bir şeyle ifade, mottoyla yani çağdaş kandildir ifadesi çok etkileyici. Yine diriliş sitesi bahsediyor. Diriliş sitesi ve diriliş toplumundan bahsediyor. Bu açıdan baktığımızda hakikaten ben de yani şaşırdım. Eski okumalarımız tabii epey eski zaman geçmiş üzerinde. Sezai Karakoç'un ne kadar sosyolojiyi önemsediğini gördüm. Yani siteyi ve toplumu politik olanla tanımlamıyor. Çok önemli bir şey. Bizim günümüz Müslümanlarının en büyük handikaplarından birisini belki görmüş. Hele hele Sezai Karakoç'un yaşadığı dönemde İslamcılık düşüncesinin ve diğer düşüncelerin de her şeyi politik olanla yorumladığı, açıkladığı bir dönemde Sezai Karakoç diyor ki işte diriliş sitesi diyor şu ilkelere dayanmalıdır. Medinetü faziladır. Faziletli Medine'dir. Yani Farabi'den ilham alıyor
Ama onu çağdaş dönemin idrakiyle ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu sitede işte adalet olacak, ahlak olacak diyor. Saadet olacak diyor. Bir vahdet olacak diyor. Birlik olacak diyor. Bu ilkelerle tanımlıyor siteyi ve bu tanımlamalar bildiğiniz gibi politik tanımlamalar değil aslında. Ve erdemi öne çıkarıyor. Ve tek bir kavramla ifade edeceksek işte erdem, fazilet bunu öne çıkarıyor. Aynı şeyi diriliş toplumu ifadesinde de kullanıyor. Diriliş toplumu diyor. Bakın diriliş devleti kavramını pek kullanmıyor. İlginç bir şey. Aslında bu politik olanı dışladığı anlamına gelmiyor. Ama tezini ortaya koyarken, politik tezini ortaya koyarken ahlaki olanı, sosyolojik olanı öne çıkarıyor. Elbette erdem derken en nihayetinde burada İslam inancının ahlak temelleri aklımıza geliyor. Adaletle ilgili temelleri aklımıza geliyor. Bunlardan ilham alıyor Sezai Karakoç ve diriliş amentüsünün temel ilkeleri olarak bunları savunuyor, bunlardan bahsediyor. Ve günümüzde yine kapitalizmin ve sosyalizmin, işte diyelim kapitalizmin tamamıyla egoist, bireyci bir dünyayı ileri sürerken, komünizmin tamamıyla komünalist bir dünya sunduğunu ve bunların bu birisinin insanın sosyal mesuliyetini yok ederken diğerinin de insanın şahsi birey temsilini yok ettiğini söylüyor. Bu ikisinin dışında hem insan olarak insanı önemsemek, birey olarak varlığını kabul etmek, şahsiyetini görmek hem de insanı toplumuna karşı, dinine karşı, medeniyetine karşı mesuliyet sahibi bir varlık olarak görerek böyle bir siteden bahsediyor. Site perspektifi biliyorsunuz yine Grek'ten sürüp gelen bir perspektif. Yani her filozof, her düşünür toplumsal düzen önerisinde bulunurken site perspektifini kullanıyor değil mi? Farabi Medinetül Fazıl'dan bahseder, efendim işte Platon Kallipolis'ten bahseder, işte Campanella Güneş ülkesi, güneş sitesinden bahseder. Modern dönemde farklılaşıyor bu. Ve her hükümdar da aslında büyük hükümdar da kendi siyasal düzeninin modelini oluşturacak bir site kurar. Yani işte İskender'in siteleri var diyelim. Efendim belki İslam Hazreti Ömer döneminde Şam yeni bir site olarak kurulan, tahayyül edilen bir şey. Ama Hazreti Muhammed'in sitesi Medine sitesidir bizim için. Sezai Karakoç da oralara özellikle Medine'ye atıflarda bulunur. Ve dolayısıyla şunu görüyoruz. Hem İslam klasik düşüncesinden ilham alır. Buna geleneksel İslam gibi terimlerle bunları ifade eder. Ama onları bugünkü Müslümanların dünyasıyla beraber hissedilecek, anlaşılacak bir transformasyondan geçirmiş. Aslında bir transformasyon var. Bu transformasyon meşrutiyet dönemi İslamcılardan beri sürüp gelen bir şey. Yani veya bu transformasyon aslında bizim İslam düşüncesinde bildiğiniz gibi müceddit ekolüyle de belirginleşen bir şey. Tecdit, ihya, ıslah. Sezai Karakoç'ta diriliş aslında bunun yeni bir aşaması. Ama münevverler cephesinde ortaya konan bir aşaması. Bu yönüyle baktığımız zaman çağdaş dönemde Sezai Karakoç bir münevver olarak yeni bir tecdit düşüncesi ve hareketi ortaya koymuştur. Ulema değil, daha çok münevver bazında ortaya çıkmış olan bir şey. Nitekim bunun etrafında birçok insan yetişiyor biliyorsunuz. Birçok aydın yetişiyor, birçok talebe yetişiyor, birçok edebiyatçı yetişiyor. Tabi diriliş düşüncesinin ifade ediliş kalıpları olarak şiir çok belirleyici. Şiirle anlatılıyor bu, şiirle ifade ediliyor. Bir düşünce adamı, bir mütefekkir, bir aydın olmasının yanında bir de şair tabi. Şimdi siz şiir yönüne, şair yönüne dikkat çekerken ben hemen bir şey daha ilave edeyim soru olarak. Şimdi şiirin yanı sıra bir de yayımcılığı var. Bir diriliş yayınları yayın evi var efendim üstadım. Bir de siyasi parti kurdu. Sonradan Yüce Diriliş Partisi.
Onun dışında Diriliş Mecmuası dergisi var. Şimdi bütün bunları biraz sosyolojik perspektiften kavramsallaştırır ya da adlandırırsak, bu diriliş faaliyetini, aksiyonunu, misyonunu diyelim, görevini hangi vasıtalarla, hangi üslupla gerçekleşebileceğini düşünüyordu üstad diye sorsam, neler söylersin? Evet. Aslında bir yönüyle siz özetlediniz sorunuzda. Tabii diriliş sadece bir felsefi düşünce, sadece bir edebiyat düşüncesi, sadece bir sosyolojik düşünce olarak kalmıyor. Bu bir siyasi manifestoya da dönüşüyor. Ve bu siyasi partiyle adeta şu mesajı veriyor Sezai Karakoç. Yani ben soyut, topluma dokunmayan, efendim kimi Grek filozoflarının yaptığı gibi, Stoacıların yaptığı gibi, efendim mağarasında tek başına yaşayacak kadar şey bir insan değilim. Topluma inanan, toplumla beraber olan, çıkıp topluma kendi sitesinden haber veren bir münevver olarak Sezai Karakoç karşımıza çıkıyor. Bu çok değerli bir şey. Yani dünyadan el etek çekerek değil, halka inerek, halk içinde olarak hakkı anlatan bir tutum var Sezai Karakoç'ta. Bence parti kurmasının en önemli boyutlarından birisi bu. Yine mecmua, biliyorsunuz modern dönemde mecmualar kamuoyu oluşturmanın çok önemli vasıtasıdır. Matbuat kültürüyle beraber yükselen bir araçtır. Her bir ekol bir yeni dergiyle, gazeteyle kendini, fikirlerini topluma taşımaya çalışır. Aydınları onun etrafında halkalamaya çalışır. Birçok Türkiye'de Sebil-ül Reşat, Türk Yurdu, Servet-i Fünun gibi dergiler çıktığı zaman bunların her birisi bir aydınlar ekolünü temsil ediyor. Kendi kamuoyularını oluşturmaya çalışıyor. Sezai Bey'in de yaptığı budur. O da dediğim gibi fil dışı kulesinde oturmak yerine kamuoyuya çıkıyor, kamuoyuna fikirlerini söylüyor, taleplerini ortaya koyuyor. Bir peygamberi yöntemdir bu. Yani Hira mağarasından indi. Hira mağarasını ziyaret etmeniz nasip oldu mu hocam? Göremedim uzaktan. İnşallah olur. Ben o kadar yüksek olduğunu bilmiyordum. Yani öyle bir yüksek yerde ki yamaçlardan çıkıyorsunuz, uçurumlar var. Uçurumlardan düşmemek için tutamaklar yapılmış. Böyle bir yerden peygamber iniyor toplumun içine. Ve kendi Allah'ın gönderdiği mesajı yayıyor. Aslında Sezai Karakoç'un da Müslüman olan münevverlerin de yaptığı budur. İniyor topluma, meydana konuşuyor. 10 kişiyle hitap ediyor, 15 kişiye hitap ediyor. Diyor ki bu 10-15 kişi böyle bakmayın diyor. Biz diyor milletiz diyor. Millet o kadar büyük bir şey ki. Düşünün, Hazreti İbrahim milleti deniliyor. Yeryüzünde inanan topluluklar oldukça olan bir varlıktır millet. Bu kadar büyük bir şeydir millet. Dolayısıyla nicel olarak 15-20 kişi burada olabilir ama diyor biz büyük bir şeyiz. Şimdi Sezai Karakoç partiyle bunu yapıyor. Meşbayla bahsettiğim şeyi yapıyor. Yayın eviyle de bunları yine irşat faaliyeti, aydınlatma faaliyeti. Aydınlatma kelimesini o da kullanıyor. Elbette bu modern aydınlatma düşüncesi anlamına gelmiyor. Ama yeni bir düşünce ortaya konulduğu zaman bu düşünce yeni bir aydınlanmayı sağlar. Yeni bir aydınlatma talebinde bulunur. Her peygamber aslında yeni bir aydınlatma hareketini başlatan şahsiyettir. Çünkü toplum karanlıktadır, cahiliye içindedir, sapma içindedir. O da bu yeni Allah'ın verdiği mesajları getirir ve toplumu aydınlatmaya çalışır. Sezai Karakoç'un da dirilişle yapmak istediği budur aslında. Çıkardığı dergiye bu ismi vermesi, yayın evine bu ismi vermesi. Üstelik bütün yani kitaplar işte diyorum ki beyaz kitaplar. Yani böyle illa kamuoyu çok okusun şu bu derdim değil. Kitabın muhtevası önemlidir. Ve ruhtan güç aldığını, ruhtan ilham aldığını söylüyor bu diriliş hareketi. Bir metafizikten yola çıktığını söylüyor. Yoğun bir biçimde üzerinde durduğu konu bu. Şiir kalıbıyla
diriliş hareketi temsil edilmeye çalışılıyor. Sadece yazdığı şiirler değil, aslında yazdığı diyelim ki işte bahsettiğim diriliş neslinin amentüsü bile düz şiir aslında yani. Çok yalın bir dil kullanıyor ama bu yalın dilde çok ciddi anlamda fikirler var, özgün düşünceler var. Nereye giderse gitsin bir biçimde merkezinde diriliş dünya görüşünün yer aldığı bir şey var ve bununla anlatıyor. Bu yine Mevlana, Mehmet Akif Ersoy, Yunus Emre gibi önemli düşünce tarihimizin önemli şahsiyetleri, önemli aydınlanmacı şahsiyetlerimiz. Üzerinde durması da çok önemli. Dirilişi hangi tarihsel şahsiyetlerle temellendirdiğini anlamak açısından önemli. Mevlana'yla temellendiriyor, efendim Mehmet Akif'le temellendiriyor ve Yunus Emre'yle temellendiriyor. Bir devamlılık içine yerleştiriyor kendisini. Bu devamlılık içine yerleştirmesi gelenekle olan irtibatını da anlatıyor. Reddi mirasçıların yaptığı gibi veya devrimcilerin, seküler devrimciler diyelim hadi, yaptığı gibi tümüyle geleneği reddetmiyorlar. Tümüyle geleneği yok saymıyor. Onu önemsiyor. Oradan akan berrak menbadan yararlanmak istiyor. Ama bugün farklı bir bilinçle bunları anlatıyor. Kendisi de bu halkanın bir devamı olarak kendisini konumlandırıyor. Bu bizim Türkiye serüveni açısından önemli. Bildiğiniz gibi Kemalizmle birlikte biz bir reddi mirası yaşadık. Bu Ziya Gökalp'ın Türkçülüğün esaslarında bariz bir biçimde ortaya konmuştur. Osmanlı reddedilir, Selçuklu reddedilir, bunlar Türk değildir demeye getirilir vesaire. Dolayısıyla biz koparız. Harf devrimiyle koparız, bu bakış açısı nedeniyle koparız. Sezai Karakoç'ta adeta bu kopuştan kurtulmak ve yeniden o halkanın bir parçasını olmak, yeniden nehrin akan yatağını istikamet haline getirmek için bu tarihi şahsiyetlerle beraber dirilişi işlemeye çalışır, ele alır. Mesela yine şiirlerinde Hızır'la 40 saat çok önemli bir şey. Çok önemli bir eser bu. Kitapların bazen isimleri bile yetiyor Hüseyin Bey. Yani birçok şeyi konuşmaya biliyor musunuz? Yani Hızır dediğimiz zaman bizim düşüncemizde çok önemli bir imgeyi ifade eder. İslam alimleri biliyorsunuz birçok Hızır risaleleri yazmıştır. Ahmet Hamdi Haksekili mesela çağdaş dönemde bunlardan birisidir. Ama Sezai Bey bunu bir edebiyatçı olarak, bir sanatçı olarak, bir metefekir olarak şiirle yazar. Şiirle bunu anlatır. Ama sonuçta bu toplumun yapılan inkıtaya uğratılmaya çalışılan hafızasını ne yapar? Aslında ihya eder, onarır. Reddi mirasçılara karşı yeniden Hızır'ı gündeme getirir. Şiirle gündeme getirir. Orada bir Hızır'ı duymak, ya bu Hızır nedir? Kimdir? Yeniden ne yapıyoruz? Yeniden kendimizle aslında barışmaya başlıyoruz. Yeniden tam insan olmaya başlıyoruz. İnsanın insan olması 40 yıllık, 50 yıllık, 70 yıllık bir hikaye değil. Bizim insan olmamız aslında Müslüman olmamızla başlatırsak, 1400 yıllık hatta tevhidle başlatırsak insanın yaratılışıyla beraber başlayan bir şey. Ama onun algılanma biçimi önemli. Yitik Cennet'te de bunu yapar. Yitik Cennet mesela beni en çok etkileyen eserlerden biri olmuştur. Yani kısas enbiya geleneğini münevver kimliğiyle edebiyat üzerinden giderek sürdürür. Ve siz hakikaten Yitik Cennet'i okuduğunuzda kendinizi peygamberler üzerinde bir tarihe yerleştirirsiniz. Dirilişin tarih okuması budur mesela. Dirilişin tarih okuması diye bir isim de Yitik Cennet için kullanmak mümkündür. Peygamberler üzerinden gider veya dirilişin kısas enbiyası demek de mümkün. Hocam şimdi öyle bir manzara çıktı ki sizin anlatımınızdan Sezai Karakoç dirilteceği bir değerler manzumesine, köklü bir değerler birikimine yaslanıyor.
Ama onu olduğu haliyle değil, bugünün şartlarına, bugünün anlayışına, bugünün idrakine, Akif'in de işaret ettiği gibi sunabileceği bir söylem, bir uslup, bir yöntem arayışı içerisinde ve dönemin efendim etkili olduğu gözlemlenen, deneyimlenmiş olan vasıtalarıyla, araçlarıyla, dergicilikle, efendim şiirle, serbest vezinle vesaire bütün bunları yapıyor ki bizim alacağımız herhalde mesaj da bu. Yaptıkları zaten ortada, yazdıkları, çizdikleri ortada ama asıl metodoloji ve gelişmeler karşısında takınılan tavır efendim hem geçmişte köklerini sağlamlaştırmak hem geleceğe daha sağlam bir şekilde kendine özgüvenle geleceğin anlayacağı, onlarla paylaşabileceği yeni kuşakların söylemlerle, metotlarla yol almak diye özetleyebilir miyiz? Bir iki cümleyle toparlayalım. Evet. Hocam bu çok önemli bir şey. Kesinlikle bugün Müslüman alimlerin, münevverlerin, sanatçıların yapması gereken de bu. Tarihimizi elbette latinize ederek, tercüme ederek klasik metinleri bugüne aktarmak çok değerli bir şey. Çok önemli bir şey. Sosyologlar, siyaset bilimciler bunları yapamayabilir. Tarihçiler, edebiyatçılar, ilahiyatçılarımız, sizin gibi felsefecilerimiz bu büyük bir emek ortaya koyuyorlar. Ama aynı zamanda bahsettiğiniz usul, efendim idrak, çağ, yaşanılan zaman bunlara dikkat ederek transferde bulunmak, yeniden üretmek kelimesini sevmiyorum ama ihya etmek, yeniden yorumlamak, yeniden yapılandırmak çok büyük bir şey. Çok büyük bir emek ister, düşünme ister. Düşünme olmadan bunlar yapılamaz. Tefekkür olmadan bunlar yapılamaz. Emek olmadan bunlar yapılamaz. Bizim bugün yaşayan alimlerimiz, münevverlerimiz hakikaten bu yol üzerine olmaları gerektiğini düşünüyorum. Sezai Karakoç'un da yaptığı budur. Bize gösterdiği de budur aslında. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Diri zihinde dirilişi konuştuk. Efendim ve onun yolu yordamı Sezai Karakoç açısından nelerdi onları bir kere daha hatırladık ve hatırlattık. Ben size çok teşekkür ediyorum. Bizim bu Diri Zihin kanalımızda yaptığımız çalışmaları yararlı, feyizli bulan takipçilerimizin, izleyenlerimizin beğenmesi, paylaşması ve abone olarak bizi güçlendirmesini, diri tutmasını temenni ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ olun hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Sağlıklı, muhabbetli ve diri günler dilerim.